Merhaba arkadaşlar ve Star Citizen kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız lütfen bana bir like atın ve abone olun arkadaşlar. Bu videoları üretmek benim için gayet zor aslında. Çünkü ben bunu profesyonel bir şekilde yapmıyorum. Hobi olarak yapıyorum ve çok zamanım gidiyor. Size hep Star Citizen ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışıyorum. O yüzden yani like atarsınız veya abone olursanız sevinirim. Bu hafta Inside Star Citizen bölümünde Star Citizen'deki yarış deneyimi üzerine genel bir tartışma yapıldı. Ve gelecekteki planlar sunuldu arkadaşlar. Özellikle yarış için özel olarak tasarlanmış yeni bir gemi olan Mirai Fury LX'in tanıtımı dikkat çekti. Cloud Imperium Games yarış moduyla oyunculara yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform sunmayı amaçlıyor arkadaşlar. Yani insanların diğerleriyle kıyaslanma veya bir yarışta üstün gelme isteği burada ana tema. CIG işte oyuncuların yarış modunda sürekli en iyi zamanlarını kırmalarını ve sınırlarını işte zorlamalarını istiyor. Buradaki önemli olan faktör işte gemiler hakkında bilgi ve yetenek. Ne kadar çok biliyorsanız o kadar çok avantajlı olur sizin için. Yani Hull C'den 600'e kadar işte ister lüks gemi olsun ister işte taşıyıcı gemi olsun istediğin gemiyi kullanabiliyorsun. Böylece oyuncular farklı modellerle işte yeteneklerini geliştirebilirler. Ve istersen tek başına işte zamanını ölçebilirsin ya da işte grup etkinliklerine katılabilirsin. Yani diğer oyunculara karşı yarışabilirsin mesela. Yalnız şöyle bir şey var. Pistler gerçekten zor. Yani deneyimli oyuncular bile burada zorlanabilir. Yani aslında CIG bu yarış moduyla bize ne sunmak istiyor biliyor musunuz? Yani basitçe ben en iyisiyim diyebilmemiz için bir alan oluşturuyorlar. Yani hepimiz en iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Yani diğerleriyle yarışmak ve tabii ki de kazanmak istiyoruz arkadaşlar, öyle değil mi? İşte CIG tam olarak bunu istiyor. Yarış modunda en iyi zamanımızı kırmak için sürekli sınırlarımızı işte zorlamamız gerekecek. Ve en güzel yanı dediğim gibi bunu her istediğin gemiyle yapabilirsin. CIG kendi deneyimlerini de anlattı. Yani ekipçe de oynuyorlarmış arkadaşlar. Hep birbirlerine karşı yarış yapıyorlarmış. Ve ilginç olanı şuymuş. Bazıları mesela ben işte uçamıyorum çok kötüyüm diyenler gayet iyi uçuyorlarmış. Bazıları da işte yani kendilerini çok iyi sananlar sürekli patlıyormuş. Yani o deneyimlerini yapmışlar. Yani komik anlarını biraz anlattılar arkadaşlar. Bir de şey, ilginç olan her geminin bir avantajı ve kötü bir yanı da olacak arkadaşlar. Yani bunu işte bilmek gerekiyor. Hani her geminin bir özelliği olacak. Mesela Merlin çok çabuk bir şekilde hızlanıyor. Veya işte Miss Graza acayip hızlı olabiliyor yani maksimum speed açısından. Mesela Mirai Fury, az sonra onu da anlatacağım. Onlar mesela çok yani manevra kabiliyeti olan gemiler. 350R mesela, o da çok güzelmiş. Hani CIG'den bir kişi bunu öyle anlattı ama biraz da ağır kalıyormuş işte virajlarda. Bunları işte hepiniz kendiniz bir denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Üstelik yeni bir gemi tanıtıldı arkadaşlar. Mirai Fury LX. Bu gemi 3.20'de işte oyuna eklenecek. Yani tamamen yarış için tasarlandı. Yani tüm silahlar kaldırıldı ve ekstra itme gücü sağlayan böyle ek iticilerle değiştirildi. Yani ekstra fazla da thrusterlar takıldı. Bu virajlarda mesela avantajlı olacakmış. Daha da böyle itici gücünüz olacak virajlarda, öyle söyleyeyim. Fury LX'de dikkat çeken özelliği bence işte agresif bir görünümü var. Yani bence çok etkileyici gözüküyor. Biraz da Miss Graze'ye işte andırıyor bana kalırsa. Atmosferik uçuş modeli daha sonra eklediğinde bu kanatlar da daha önemli olacak, öyle söyleyeyim. Yani şu an mesela biliyorsunuz oyundaki atmosferi daha tam yapmadılar. Yani her gemiyle aynı uçuyorsunuz. Yani hiç farklı bir manevrası yok, öyle söyleyeyim. Hemen hemen aynı, öyle söyleyeyim. Ama bunda mesela hava frenleri de var. Onlar şu an bir önemi yok. Ama ileride bu atmospheric flight modeli eklenince bu hava frenleri bile önemli olacak arkadaşlar. Yani önemli bir rol oynayacak. Arka kısımdaki ışıklar da çok hoşuma gidiyor. Bence çok şahane gözüküyor. Yani bu gemi işte çok böyle üstün manevra kabiliyeti var arkadaşlar. Yani bunu öyle bir şey arıyorsunuz, yani bu gemiyi almanız gerekiyor. Öte yandan araçlar için yeni fizik modeli eklendi arkadaşlar. Yani araç sürmek artık eskisi gibi değil. Yeni fizik modeli sayesinde araçların sürüş hissi tamamen yenilenmiş. Yani bu bize daha gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Yani eski kodların birçoğu tarihe karıştı ve yerine yeni bir model geldi arkadaşlar. Yani bu değişiklikle araçlar daha ağır ve doğal bir his veriyormuş. Yani daha otentik bir his veriyormuş. Yani 3.20'de eklenecek bu arkadaşlar.
tamamen işte araç kullanmak tamamen farklı olacakmış. Ama asıl bomba şu, daha ileride şöyle olacakmış. Mesela işte artık enerji ve yakıt miktarına göre bile farklı tepkiler verecekmiş araç. Yani bu şeye bağlıyorum biraz. Hani resource management sistemine de bağlıyorlar. Sadece gemilerde değil, araçlarda da olacakmış. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani önemli bir rol oynayacak çünkü. Ve bence oyuna daha da çok bir gerçekçilik katıyor. Siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Açıklama bölümünü yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldim. Umarım video beğendiniz ve dediğim gibi bir like atarsanız böyle motive bir şekilde devam ederim. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.